Şu an bir ana hat, 3 tali hattan oluşan 50 metre uzunluğundaki su kısmının, su tesisatının kısımlarını tespit etmiş bulunmaktayız. Su şebekesi Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman'ın Diyarbakır'a gelişiyle halkın susuzluk talepleri doğrultusunda yapılmış bir çalışmanın ürünü. Kanuni Sultan Süleyman 4 defa Diyarbakır'a gelmiş Irak'ın seferleri sırasında. Bu seferler esnasında Diyarbakır'da uzun süre konaklandığı yazılı kaynaklardan mevcut. Diyarbakır halkının susuzluk sorununu çözmek üzere 1543 tarihinde Gözeli'den Hamravat suyunu kemerlerle, halk arasında kantara diye nitelendirdiğimiz su kemerleriyle şehre kadar suyu getirmiştir. Halka yönelik yapılmış olan ilk su şebekesi diyebiliriz. Daha önceki çalışmalar belki farklı nitelikte, farklı ölçeklerde yapılmış olabilir ama Osmanlı döneminde özellikle halkın su ihtiyacını karşılayacak nitelikteki ilk çalışma diyebiliriz.